İlk anda hiçbir şey yoktu. Dahası sadece yoktu. Evet, bugün günlerden Büyük Patlama. Sevgili dostlar merhaba. Bu videomuzda Büyük Patlama konusuna açıklık getirip hemen hemen herkesin merak ettiği Büyük Patlama öncesinde ne olduğu konusunda aydınlatmaya çalışacağız. Evrenin ne zaman, nasıl ve nerede başladığı sorusu insanlığın akıllı yaşam formu olduğu günden beri kendine sorduğu en yanıtlanamaz sorulardan birisidir. Günümüzde artık bu sorunun yanıtını ilk an ve öncesi hariç neredeyse biliyorsak da geçmişte durum böyle değildi. 1990 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılan Hubble Teleskobu ile 1931 yılında yayınlanan Büyük Patlama Teorisi arasındaki derin ilişkiyle başlayalım o zaman. Hubble Teleskobunun ismini nereden aldığını hiç düşündünüz mü? Bu teleskop adını Edwin Hubble'dan almaktadır. İşte o Edwin Hubble'ın 1920'lerdeki gözlemleri büyük patlama teorisinin temellerini atmıştır. Astronom Edwin Hubble, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını keşfeden ve evren anlayışımızdaki ilk devrimi yapan kişidir. Hubble'ın gözlemlerinin evrenin genişlediği yönde olmasının akıl almaz sonucu, genişleyen herhangi bir şeyin bir başlangıç noktası olmak zorunda olmasıydı. İşte bu fikir evrenin başlangıcına dair yeni bir modelin ortaya çıkmasına neden olacaktı. Edwin Hubble'ın devrimi yaratan gözlemleri neydi derseniz, 1920'lerin başında Edwin Hubble Kaliforniya'daki Mount Wilson Gözlemevi'nde çalışmaya başladı. Burada Hooker teleskobunu kullanarak yaptığı gözlemler, astronomi ve evren anlayışımız konusunda devrim yarattı. 1923'te Andromeda Nebulası'nda bizden uzaklaşan bir yıldız keşfetti. Yani Andromeda içinde bulunduğumuz Samanyolu'nun dışında başkaca bir galaksiydi ve işin garibi Andromeda hızlanarak bizden uzaklaşmaktaydı. Bu buluş galaksilerin varlığı ve evrenin genişliği, genişlemesi konusundaki anlayışımızı kökten değiştirdi. Evrenimizin en az 100 milyar galaksiden oluştuğunu düşünürseniz çok uzak değil. 1920 yılındaki insanlığın evren konusundaki fakir farkındalığı hakkında bir fikriniz olabilir. 1929 yılında Amerika ve dünya büyük bir ekonomik krizle boğuşurken Hubble bu kriziyle hiç ilgilenmeyerek evrende bizimkinden başka galaksilerin olduğunu bu galaksilerin bizden uzaklaştıkça daha da hızlı uzaklaştığını keşfediyor, bilimsel gücünü kanıtlıyordu. Bu buluş büyük patlama teorisinin temellerini atacaktı. Mevcut nedensellik penceremizden baktığımızda akan bir nehrin başlangıç kaynağı olduğunu ve bunun bir noktadan çıktığını hiç düşünmeden kavrarız. Bunu anlamak için düşünmemize gerek yoktur. Bu noktadan hareketle galaksilerin bir nehir gibi akarak birbirinden uzaklaştığını keşfettiğimiz o anda büyük patlama teorisinin yani evrenimizin bir başlangıç noktası olduğunu da anlamış oluruz. Bu kavrayışı dile getirecek kadar cesareti olan fizikçi Rahip George Lumet 1931 yılında büyük patlamayı tasvir ettiği kuantum bakış açısından dünyanın başlangıcı makalesini yayınlamaktan çekinmemişti. Artık evrenin başlangıcı ile ilgili ciddi bir kuramımız vardı. George Lumet, evrenin genişlediğini ve bu genişlemenin geçmişte çok küçük ve yoğun bir başlangıç noktasından geldiğini savunduğu bu teoriyi ilksel atom veya kozmik yumurta olarak adlandırdı. Kozmik yumurta ismi pek tutmadıysa da fikrin karşısında olanların bu fikirle dalga geçmek için ürettikleri sözde büyük patlama ismi teorinin gerçek adı olarak yerleşti. Aslında olan şey ne büyüktü ne de bir patlamaydı. Ancak konunun kavranması açısından yerleşen ismin anlamlı olduğu açıktır. Peki neydi bu büyük patlama? 13.8 milyar yıl önce hiçbir şey ama hiçbir şey yokken şu an hepimizin yani tüm evrenin tek bir noktada ve sonsuz enerjide neredeyse hacimsiz olarak var olduğunu düşünelim. Bu ana bilim insanları tekillik diyorlar. İşte tam bu anda o küçücük atomun veya tekilliğin devasa bir genişleme yaşadığını, bir atom boyutundan futbol top boyutuna geldiğini hayal edelim. Tekillik bu genişleme ile soğumaya atom altı parçacıkları oluşturmaya başlamış olsun. Bu aşamada o futbol topunun içindeki madde antimaddeye galip geliyor ve evren genişleme yolculuğuna devam ediyor. Şu ana kadar basitleştirerek anlattığım süreç bir saniyeden çok ama çok daha kısa bir sürede meydana geliyor. Bebek evrenimiz 300 bin yaşına geldiğinde ilk foton oluşuyor. Henüz ışık yok. Evrenimiz 500 milyon yaşına geldiğinde artık yıldız ve galaksiler ilk ışık hücresi beliriyor. İşte bizim hikayemiz böyle başlıyor. Peki büyük patlamalar önce ne vardı? Bizler bu noktadan 13.8 8 milyar önce var olduysak öncesi ne olmalıydı? Peki büyük patlamadan daha geriye gidersek ne olacak? Günümüzden büyük patlamaya kadar filmi geriye sardığımızda tek bir otom noktasına kadar varıyoruz. Peki öncesi? Bunu yine bir aforizma ile açıklayabileceğimizi düşünüyoruz. Akan bir nehrin kaynağına ulaştığımızda suyun çıktığı yeri görebiliriz. Ancak su kaynağının nasıl oluştuğunu tek bakışta kavrayamayız. İşte bu noktada düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini anlamalıyız. Bir su kaynağının nasıl oluştuğunu anlayabilmek için doğrudan su kaynağı ile ilgili olmayan pek çok keşif yapmanız gerekecektir. Bu sebeple evrenimizin büyük patlamadan hemen önce tek bir atom halinde bulunmasını sağlayan dinamikleri mevcut bakış açımız ve bilgi seviyemiz ile anlamamız pek mümkün değildir. Bir su kaynağının oluşumu gezegenimizin jeolojik ve hidrolojik süreçlerinin bir sonucudur. Yağmur, kar, buzul hareketleri, volkanik faaliyetler, tektonik aktiviteler suyun farklı formlarda yeryüzünde birikmesini sağlar ve bir su kaynağı ancak bu şekilde oluşur. Ancak bu aşamadan sonra bir su kaynağı bir nehre dönüşür ve akmaya başlar. Evrenin oluşumu hakkındaki bilgi seviyemiz henüz su kaynağı seviyesine varmış ve suyun ilk akmaya başladığı an hariç olmak üzere keşiflerini tamamlamıştır. Yani Bizim evrenin büyük patlamadan önceki haliyle ilgili bilgi edinmemiz için daha pek çok keşif yapmamız gerektiği, düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerektiği aşikardır. Sevgili dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.